pervanenin boyutu, derinin kalitesi, kasnağın derinliği, bunlar yapım usulü, bunlar hepsi tonları etkiler. Erbane yapımını babam 80'li yıllardan beridir. Önce evin bir odasında, eski evler havluda olurdu. Evin havlusunda, odasında, balkonunda böyle derme çatma kendi çapında yapmaya başladı. Diyarbakır'da yapan yoktu. Sonra 96 yılında emekli olunca 96 yılından beri bu atölye resmi olarak vardır. Artık evin odasında, balkonunda yapmaktan, şimdi ev hanımları da bayağı şey yaparlar, kızarlar o işlere. Çünkü deri olduğu için deri belli bir kuruduktan sonra kokmaz. Ama ıslandı mı hafif bir deri kokusu, bir değişik bir şey olur yani. Onun ısrarı üzerine babam bu pasajda bir dükkan tuttu. Tabii çok küçük bir şeydi. Dükkana 2-3 kişinin girebileceği bir küçüklükteydi. Sonra yavaş yavaş o dükkanı değiştire değiştire şu iki dükkan haline geldi. İki dükkan haline geldi ve burada çalışmaya başladı. Şimdi biz devam ediyoruz. Tabii o çağlarda ben de kendisinden öğrendim bunu. Erbane yapımını. Ve şu anda aktif olarak da 2019 yılından beri babam vefat etmesiyle beraber atölyeyi ben kendim işletiyorum. Erbane'yi ben yapıyorum. Yurt dışına kadar yolluyoruz. Çeşitli vilayetlere, müzisyenlere, dergahlara, kitap evlerine burada Erbane yapıp yolluyoruz. Ama çıkış kısmı 80'li yıllardır. 80'li yıllarda babam Şeyh Muhammed isminde bir zattan öğrendi bu işi. Kendisi zaten müzisyendi. Erbane yapımını o zat-ı muhteremden öğrendi. Babam zaten kendisinden ben öğrenmiştim yani, biliyordum. Ben çekirdekten bu şeyi biliyordum, mesleği biliyordum. Yapımını biliyordum. Kendim de enstrüman çalıyorum. Biliyorum, kulak aşinalığı var yani. El becerisi de var. Vefat ettikten sonra atölyenin o kadar yıl açık kıldıktan sonra kapanması yani biraz İçim el vermedi, öyle söyleyeyim. O dönemden beridir de ben kendim yapıyorum. Tabii dönem dönem çıraklar yetiştiriyoruz. Çıraklar farklı vilayetlere gidiyor. İstanbul'da, Karadeniz'de bir çırağımız var. İşte Kuşadası'nda bir tane var. Aktif olarak bu işi yapıyor yine. Yine erbane yapıyor yani Kuşadası'ndaki arkadaşımız. Erbane şekil olarak tamam önemli görsellik ama onun bir adım önüne geçen aslında sestir. Ses kalitesidir. Çünkü bu bir enstrümandır. Bunu TRT'de kullanan insan da var, kayıtta kullanan insan da var, stüdyo ortamında var, evinde sür ses eşliği asan da var. Ama biz bunu kümeleştiremeyiz. Yani gruplara bölemeyiz. Biz hepsi müzisyendir gibi üretmemiz lazım. Çünkü o gün belki hediyelik eşya niyetiyle almıştır. Daha sonra o adam müziğe başlayabilir. Ama kötü bir ses kalitesi olan enstrüman da başlamasın. Kaliteli bir ses veren enstrüman da müzik eğitimlerine devam etsin. Yani kasnağı ilk önce boyuna ayarlıyoruz. Sipariş ise siparişine göre. Derinliğini düşürebiliyoruz. Kimisi 5 santim derinlik ister, kimisi 7 santim ister. Çünkü tonları değişiktir. Kimisi 42 santim çap ister, kimisi 48 santim çap ister. O çapını göre ayarlıyoruz. Kasnağı önce bir birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra kasnağın üzerinde bir çalışma yapmak zorundayız. Çünkü deri kasnaktaki kavise göre şekil alıyor ve ses tonu ona göre değişiyor. Bu ses tonlarını önce törpülüyoruz şeyi, kasnağı. Törpüledikten sonra zımparalıyoruz. Zımparaladıktan sonra halka yerlerini açıyoruz. Halkayı takabileceğimiz kancaları şey yapıyoruz, ekliyoruz. Sonra o adete göre, mesela yoğun bir halka istenmişse ona göre yer açıyoruz. Ama standart bir halka, işte 55 adet istenmişse ona göre bir halka yerleri açıyoruz.
halkalarını da taktıktan sonra uygun olan deriyi. Şimdi her deriyi de her kasnağa geremeyiz. Kasnağın kalınlığı vardır. Yani 6 milimlik kasnağa kalın bir deri çekemeyiz. O kasnak zarar görür. 8 milim olur kasnak kalınlığı. 1.2 milim olan kasnaklar da vardır kavak ağacından. Bizim kullandığımız ceviz ağacıdır. 8 milimlik kasnaklardır. Bu kasnağa fazla kalın olmayan, çok da ince olmayan deriyi seçip onu geriyoruz. Yani çok ince deriyi de çekersek bu sefer de kasnak değil, deri zarar görür. Deri olan canlıdır. Kışın bir ton düşer, yazın bir ton tizleşir, baslaşır ve tizleşir. O deri canlı olduğu için ona hesap ederek uygun kasnak ve uygun deriyi seçmemiz lazım. Ama sentetik derilerde böyle bir problem yoktur. Yani polyester dediğimiz petrol ürünü olan. Onlar canlı değildir, sabittir. Ne kadar gererseniz sabit öyle kalır. Tabii onun sesiyle de orijinal derinin sesi bir olmaz. Bunu da anlaması için bir müzik birikimi, bilgisi, müzik kulağı olması gerekir. Talep var şu şekilde, sosyal medyayı kullanarak biz internet üzerinden genelde satış yapıyoruz. Dükkanımıza gelip alan çok şeydir, azdır, nadirdir. Genelde tamir işleri gelir. İşte almıştır, patlatmıştır, kasnak kırılmıştır veya deri yırtılmıştır veya farklı enstrümanı vardır, getirir onu tamir ettirmeye çalışır. Sadece burada erbane sıfırdan yapmıyorum, tamir de yapıyorum. Dev, tef, işte daf, bunların tamirlerini de yapıyorum. Ama sosyal medyayı kullanarak, yani Instagram'dır, işte Facebook'tur, sahibinden.com gibi alışveriş sitelerini kullanarak satış yapmaya çalışıyoruz. Yani erbane yapımının, enstrüman yapımının yanında farklı mesleklerim de var. Onları da icra edebilirdim, yapabilirdim. Ama burası biraz bir manevi değeri var. Yani o atölyenin kapanması hoş bir durum olmazdı yani. Hem babadan kalma bir şeydir, sahip çıkmak lazım. Artı bir de yok olmaya yüz tutmuş bir meslek dalıdır. Yani erbaneyi el yapımı olarak, teknolojiden istifade etmeden veya çok az istifade ederek, fabrikasyon değil yani, el aletleri kullanarak bu enstrümanı yapan kişi sayısı Türkiye'de çok azdır. El sanatlarıyla uğraşmak çok güzeldir. Böyle bir enstrüman yapmak güzeldir. İnsanlar şimdi düşünün, burası kapansa hani çevredeki o kadar enstrüman çalan insanlar var. Bunlar ne yapacak yani? Sabit belli bir yer yapan da yok. Çevre illere veya ne bileyim farklı ustalara yönlendirecekler. Bu da işime gelmiyor. Artı zevkli bir iştir. Bu meslek biraz böyle can çekişir gibidir. Yani yok oldu yok olacak gibi bir durumu var. Biz de yok olmasına müsaade etmiyoruz, mücadele ediyoruz. İnşallah da yok olmaz. Ha, yok olursa ne olur? Teknolojiye yenik düşmüş olur. Çünkü bu el yapısıdır. Yani el aletleriyle yapılan bir şeydir. Fabrikasyon hiçbir zaman onun yerini tutmaz. Tutamaz. Yani mümkün değil. Genelde de zaten film kullanırlar. Sentetik deri kullanırlar. Fabrikasyon öyledir. Gerçek deri olmaz fabrikasyon. Tek tek yapılması lazım ve elle yapılması lazım. İnşallah şey olmaz yani. Yok olmaz. Onu ümit ediyoruz. Bunun da mücadelesini vereceğiz yani. Thank you.